Arkadaşlar, Türk Metal Topluluğu'nda ben çeşitli aşamalarda uzun yıllar çeşitli hizmetler yaptım. Rahmetli Genel Başkan Mustafa Özbek Bey'le onun baş danışmanlığını yaptım. Başlayan çalışmamız Türk İş'te devam etti. Sayın Genel Başkan'la da çalıştık. Dolayısıyla emek hareketinin bütün sorunlarını bir akademisyen olarak, bir hoca olarak yaşayarak o sorunların çözümüne katkı sunmaya çalışarak bugüne kadar geldi. Bugün Türk sendikacılığının geldiği yerde özellikle Sayın Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Bey ve Perül Bey, onların çalışma arkadaşları büyük mücadeleler verdiler. Ben bunun en az 30 yılına şahit oldum. Onları farklı düzeylerde birlikte çalıştık. Sayın Genel Başkan çok önemli bir sözünü tamamladı. İşçiler için, hepimiz için, emekçiler için bireysel olarak varlığımızın en temel unsuru emeğimiz. Toplumsal varlığımızın en önemli temeli de vatanımız. Vatan ve emek, bunlar birbirinden ayrılmaz unsurlardır. Birbirinden ayrılmaz ilkelerdir. Vatanımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Ben birkaç yerde ifade ettim. Biz Türkiye biliyorsunuz yaklaşık 20. yüzyılı, 19. yüzyılı az gelişmiş ülke olarak yaşadı. Ama son 2000'li yıllardan itibaren Türkiye adeta yapı değiştiriyor. Yapı değiştirmeye devam ediyor. Gelişme yolunda önemli mesafeler kat etti. Bütün bu dönemin karşılaştığımız her sorunu biz birlikte ancak aşabiliriz. Burada da emeğimizi ve vatanımızı koruyacak, o temeller üzerinde yükseltecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Kalkınmak için bu son 20-25 yılda gerçekleştirdiğimiz başarıların arkasında Türkiye'nin kalkınma sürecinde sermayenin çok önemli bir rolü var. Onun için ben şunu söylüyorum. Biz sermaye düşmanı değiliz. Ama biz sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Bu sadece anayasamızda yazan bir ibare, bir hüküm değil. Bu bizim geleneğimizde vardır. İmparatorluk geçmişimizde de aynı anlayışın izlerini, temellerini bulursunuz. Dünyada ilk toplu sözleşmenin yapıldığı topraklar bizim topraklarımızdır, bizim ülkemizdir. Kendi çağdaşlarıyla mukayese olarak çalışanların aldığı ücreti ortaya koyan, tarihsel çalışmalar yapan tarihçilerimiz var. Ömer Lütfü Barkan 1500'lü yıllarda çeşitli büyük inşaatlarda, köprülerde, camilerde, külliye inşaatlarında çalışan işçilerin kendi çağdaşlarıyla ücretlerini mukayese etmiştir. En az 10 katı fazla olan bir refah seviyesine Türk işçisi o yıllarda da sahiptir. İmparatorluk döneminde kerim devlet anlayışı, yani cömert devlet, koruyucu devlet anlayışı vardır. Cumhuriyette bu geleneği daha ileriye taşıyan bir yaklaşımla sosyal devlet anlayışını benimsemiştir. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'le birlikte Cumhuriyet'i demokrasiyle buluşturdukça bu sosyal devlet anlayışının daha da genişleyeceğini, daha da büyüyeceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz. Bizim çabamız da bu yöndedir. Olağanüstü şeyler yapmıyoruz. Türkiye, değerli başkanlarımız konuşmalarında bahsettiler. Özellikle Covid salgınından sonra dünyada yaşanan büyük kriz karşısında hem Covid döneminde Türkiye önemli bir başarıyı sağlık alanında gerçekleştirdi.
devasa gelişmiş ülkelerin hastanelerinin önünde insanlar sokaklarda ölürken, Türkiye başta Batı ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde nerede bir Türk varsa onu özel uçaklarla getirdi ve Türkiye'de tedavi etti. Pandemiden böyle başarıyla çıktı. Bu Türkiye'nin gurur kaynağıdır. Sağlık sistemi, doktorlarımız, sağlık emekçilerimiz olağanüstü büyük bir sınav verdiler ve oradan başarıyla çıktılar. Arkasından Ukrayna-Rusya savaşı. Bu savaşta Türkiye çok önemli işler yaptı. Dünya sisteminin adeta şaşkına döndüğü, krizler yaşadığı bir dönemde tahıl kriziyle karşı karşıya kalan, yani tahıl krizi ne demek? Açlık demek. Özellikle yoksul ülkeler için, mazlum halklar için, Afrika için açlık tehdidi demek. O koridoru Türkiye açtı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ona öncülük etti. Birleşmiş Milletler dahil herkes Türkiye'ye teşekkür etti. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Şimdi büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Deprem. Depremde de çok şükür sadece devlet değil, başta Türk İş olmak üzere, TİSK olmak üzere. Sayın TİSK Genel Başkanı söyledi, ihtiyaçlar değişiyor. Ben o gece kendisiyle telefonda konuştum. Sayın Başkan dedim, ısıtıcıya ihtiyaç var. Binlerce ısıtıcıyı tırlarla bölgeye gönderdi. Türk İş Başkanımızla yine o gece ben kriz merkezindeydim. Görüştük. Maden işçilerimizi kurtarma ekiplerini, maden işçilerin bu konudaki uzmanlığını biliyorsunuz. Onlara teşekkür ediyorum buradan. Erun Bey ve Maden İşçileri Sendikamız Başkanımız Hakan Bey organize ettiler ve o işçileri hava yoluyla, o günkü hava şartlarını hatırlayın, hava yoluyla bölgeye nakletmek için organizasyon yaptık. Emeklerine sağlık, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sorunları Türkiye çözecek bir ülkedir. Değerli arkadaşlar, dünkü Türkiye, yani bahsettim, milli mücadeleden çıkmış, şartların olumsuz olduğu, dünyanın en güçlü devletlerine karşı milli mücadeleyi başarmış bir Türkiye. Yoksul ama bağımsızlık fikrine sahip, onurlu bir ülke. Gazi Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli mücadele, aynı zamanda Batı emperyalizminin ikinci defa yenildiği mücadeledir. Birincisinde Çanakkale'de yenildiler, emperyalizm ilk defa Çanakkale'de yenildi, ikincisinde onları milli mücadelede yendik. Yendiğimiz sadece Yunan değil, İstanbul işgal altındaydı, İngilizlerin işgal altındaydı, Antep Fransızların işgal altındaydı. Bütün Batı sömürgeleri buraları işgal etmişti. Biz onları mağlup ettik. Ama ondan sonra Türkiye'nin yoksulluktan kurtulması, ekonominin harekete geçmesi uzun zaman aldı. Ekonomik kalkınma burada anlatacak değilim. Kolay bir süreç değildir. Ama Türkiye çok şükür bugün bunu başaracak aşamaya gelmiştir. Türkiye Çin'den sonra pandemi sonrasında Çin'den sonra dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biri olmuş. Ve bu büyümeyi de Türkiye'nin sanayisi sürüklemiştir. Sanayinin içinde de metal endüstrisinin önemli bir işlevi vardır, yeri vardır. Metal işçilerin emeği vardır. Biz geleceğimizde ümitle bakıyoruz. Neden ümitle bakıyoruz? Üretim gücümüze duyduğumuz güvenden dolayı ümitle bakıyoruz. Türkiye'nin üretim gücü, Türkiye üretimiyle büyüyor, sanayi üretimiyle büyüyor. Son iki aydaki sanayi üretim verilerine bakın. Bu dinamizm hala devam ediyor. Bunu biz Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracat rakamlarıyla da biliyoruz. Türkiye 250 milyar dolara aşan bir ihracat gerçekleştiriyor. Dünkü zamanda şartlar kötüydü dedim. Elbette yoksul bir Türkiye, fert başına düşen 58 dolarlık bir ekonomiden bugün 10 bin doların üzerine geldik. Bunun içinde emeği olan birçok
geçmişte ona saygımız ve minnet duygumuzu her şartta ifade ediyoruz. Mustafa Kemal Paşa'ya, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ve son olarak da ünvanı Atatürk soyadı kanunuyla birlikte Atatürk'e. Fakat ondan sonraki siyasetçiler de kendi dönemlerinde, kendi şartlarında ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ama Türkiye artık başka bir yere geldi. İktisatçı Rostov Türk bunu ekonominin harekete geçiş safhası, bir de şeyden kalkarak, uçakların zeminden kalkışlarından ödünç alarak take off, kalkış noktası diye ifade ediyor. Türkiye artık kalkış noktasında. Uçak yukarıya doğru gidiyor. Bunu kimse bir daha geriye çeviremez. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ancak demokrasiyle olur. Demokrasi için olur. Bakın, Türkiye'nin en çok kriz yaşadığı dönemler hangi dönemlerdir? Türkiye'nin kriz yaşadığı dönemler dışarıdan yapılan müdahalelerin, IMF'in, Dünya Bankası'nın, uluslararası sermaye merkezlerinin Türkiye'ye dayattığı politikaların sonucu olarak ortaya çıkan kriz dönemleri ve o krizler sonunda da yaşanan askeri darbe dönemleridir. Türkiye'nin felaket dönemleri onlardır. Emeğin bütün kazanımlarının yok edildiği dönemler onlardır. 12 Mart, 12 Eylül, 27 Mayıs. 27 Mayıs Türkiye'ye bir deri gömleği, bir MGK anayasası dayatmıştır. Yani MGK anayasası ne? Milli Güvenlik Kurulu'nun meclisi yok ettiği bir yapı. Türkiye 15 Temmuz'da da aynı müdahaleyi yaptılar ama 15 Temmuz'u biz birlikte yendik. Türk milleti yendi. Dolayısıyla artık Türkiye bağımsızlık yolunda ilerlemeye devam edecek. Demokrasi yolunda ilerlemeye devam edecek. Kalkınma yolunda ilerlemeye devam edecek. Elbette şimdi büyük sorunlarımız var. Özellikle bu dünyada meydana gelen pandemi sonrası ekonomik çalkalanmalar, kriz, onun dalgalarının en fazla etkilediği ülkelerden biri biziz. Niye? Çünkü batılı gelişmiş ülkeler bu krizin yanında bir de Türkiye'ye ambargolar uyguluyorlar. Siyasi ambargolar uyguluyorlar. Ne diyorlar Türklere? Siz Akdeniz'den çekilin. Akdeniz'de sizin bir hakkınız yok. Siz sadece sahillerde denize girebilirsiniz. Akdeniz kimin? Akdeniz'den Türkleri kovmak, on binlerce kilometre öteden Amerika geliyor, Türkleri Akdeniz'den kovmaya çalışıyor. Fransa geliyor, Türkleri, İngiltere, bütün Batı sistemi. Neden? Çünkü Batı sistemi bugün kapitalizmin ileri aşamaya geldiği ülkeler yaklaşık 100 yıldır sistematik olarak dünya üzerinde bir hegemonya kurdular. Bu hegemonya kırılıyor. Bu hegemonya çöküyor. Batı sistemi kriz içerisinde. Niye? Çünkü Asya'nın uyarışı başladı. Çin'den Uzak Asya'ya kadar, bölgemizdeki ülkelere kadar bu uyarış karşısında Batı yeniden hegemonyasını tahkim etmek için bölgeye müdahale ediyor. Akdeniz'i kontrol etmek istiyor. Ege'de Yunanistan'ı fışkırtıyor. Ama Yunanistan değil, biliyorsunuz oraya üstlerini kuranlar. Sonra Türkiye'ye karşı PKK-PYD örgütünü kiralık olarak, dolarla maaşa bağlayarak o katilleri Türkiye'ye saldırıyorlar. Batı sistemi hala emperyalist araçları kullanıyor. Nedir emperyalizmin araçları? İç savaş çıkarmak. Mezhep ve etnik savaşlar çıkarmak. Sonra demokrasileri istikrarsızlaştırmak, ambargoları uygulayarak o halkı teslim almak. Türkiye artık teslim alınacak bir ülke değildir. Buna karşı mücadele ederken hangi partili olursanız olun, hangi görüşe mensup olursanız olun, Türkiye'den yanaysanız, Türkiye'nin bağımsızlığından yanaysanız, Türkiye'nin demokrasisinden yanaysanız, Batı emperyalizminin bütün Türkiye'yi, Türkiye karşıtı politikalarına dur demek zorundasınız. Bu bizim siyasi tavrımız değildir. Bu bizim milli tavrımız. Dolayısıyla
Bugün Suriye'de, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye karşı bir terör devleti kurmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri binlerce tır silah gönderdi oraya. O katillerin şefleri Amerikan karargahında saklanıyor. Burunlarını çıkaramıyorlar. Çıkardıkları zaman Türkiye'nin nasıl operasyon yaptığını altyazılarda izliyorsunuz. Bu katiller sürüsüne Türkiye'nin vereceği cevap açıktır. Türkiye'yi bölemezsiniz. Türkiye'yi teslim alamazsınız diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, işçilerin, emekleri ve vatanları var. Türk milleti 1000 yıldır bu topraklarda yaşıyor. Önümüzdeki 1000 yıllarda da bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Buna kesinlikle inanıyoruz. Bizden önce burada yaşayan medeniyetlerin ne hale geldiğini arkeologlar ortaya koyuyorlar. Aşağıya doğru gittikçe kimlerin öldüğünü görüyoruz. Ama üstünde biz varız ve biz yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla biz bu sorunların farkındayız ve bu sorunlara karşı çözüm üretmeye, demokrasi içerisinde kalkınarak, büyüyerek ve sorunlarımızı çözerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, elbette ki ekonomik çalkantılar, özellikle enflasyon, öncelikle emekçilerin, sabit gelirlerin gelirlerini tahrip ediyor. Onların hayatlarını tahrip ediyor. Biz sosyal devlet sorumluluğuyla buna karşı çeşitli tedbirler aldık. Ben öğrencilik yıllarımda Ankara'da bir tekstil fabrikasının, atölye diyelim, o zaman fabrika deniyordu ama basit bir atölyeydi, duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazısı yazan birisiyim. Başkanlarımız andılar. Asgari ücret, sadece asgari ücretten değil, bütün ücretlilerden, ücretlerin gelirinden asgari ücret oranında vergi dışı bırakılması benim Çalışmalı Bakanlığım döneminde, benim hazırladığım çalışmayla, Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki desteğiyle, çünkü başkanlık sisteminde siyasi iradenin kararı gerekiyor, desteğiyle yasalaştı ve uygulamaya konuldu. Buna rağmen biliyorum ki ücretlerin üzerinde hala vergi dengesizliği vardır. Bunun da çözülmesi konusunda hem Türk İş Başkanımızın hem TİSK Başkanımızın kendi imzalarıyla bana getirdikleri, benim de çalıştığım bir konu var. İnşallah onu da çözeceğiz. Ben hiçbir konuyu seçimden önce yapalım. Seçimden önce bitirelim. Böyle bir derdim yok. Biz zaten önümüzdeki dönemde iktidarda olacağız. Dolayısıyla o konuyu da biz çözeceğiz. Kimse endişe etmesin. Değerli arkadaşlar, tabii birçok konuyu ele aldık. Daha yeni, mecliste daha mürekkebi kurumamıştır. Geçici işçiler sorunu çözdü. Ben 2000'de genel müdürüm, demiryolları genel müdürüm. Ergun Bey o zaman da demiryol iş başkanıydı. O zaman geçici işçiler sorunuyla karşılaşmıştım. Benim de geçici işçilerim vardı. Bugün de var. Bu ne bitmeyen bir geçici işçilikmiş dedik. Ve o sorunu da çözme fırsatı bulduk. Bize nasip oldu. Onun için ben her sorunun çözülebilir sorun olduğunu düşünüyorum. Her sorun. EYT 20 küsür yıldır çözülmeyen bir sorundu. EYT sorunu çözüldü. Ve şunu ifade edeyim. EYT'lilerin büyük kısmı, yaklaşık 950 bin kişisi işçiydi arkadaşlar. Çalışan işçiler, emekçiler, onların sorunu çözdü. Onlar Nisan'ın birinden itibaren hak edenleri iki maaşla çalışacaklar. Onlara çalışma imkanını da önünü açtık biliyorsunuz. Ne yaptık? Sosyal güvenlik destek primini aşağı çekerek işverenlerin onların çalışmasına imkan vermesi halinde avantajlı olmasını temin ettik. Dolayısıyla bütün bu sorunlar çözülebilir sorunlardır. Sayın Genel Başkan bahsetti. Tabii
Taşeron işçiliği. Taşeron işçiliğinde de Türk Devleti çok büyük bir çözüm gerçekleştirmiştir. Ama işte kitlerde kalan bir, o zaman 80 bin civarında bir arkadaşımız. Ondan sonra da bazı kuruluşların yeniden taşeron işletmeciliğine müracaat etmesi sonucunda artan sayılar var. Bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdim. Önümüzde her çözülecek her dosyayı çalışıp kapatıyordum. En son kapattığım dosya geçici işçiler dosyasıydı. Şimdi de önümüzde bu duruyor. Bunu da çözeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii toplu sözleşmemiz devam ediyor. Sayın Başkan bahsetti. 700 bin yaklaşık kamu işçisiyle toplu sözleşmemiz devam ediyor. Toplu sözleşmede 2 sene önce, o zaman Ağustos ayında bitirebilmiştik. Ağustos'ta imza attığımız zaman bütün kamu işçileri teşekkür etmişlerdi. Hatta kendileri bütün iş kıyafetleriyle, madenciler baretleriyle gelip Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür etmişlerdi. Birlikte bir fotoğraf vermiştik. İnanıyorum ki bugün de aynı tabloya ulaşacağız. Aynı şekilde çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşme imzalayacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye birçok şeyi başardı ama benim yapmasam üzülürüm dediğim birkaç konu var. Onların altını çizeyim. Onlardan birini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Sendikalaşma oranının yukarıya çıkarılması lazım. Demokratik toplum örgütlü toplumdur. Örgütlü toplumun temelinde de işçilerin örgütlenmesi vardır. İşçiler örgütlenmeden diğer örgütlenmeler sağlam temellere dayanmazlar. Sivil toplum güçlenemez. Onun için biz örgütlü iş yerlerine imtiyaz ayrıcalıklar veren bir uygulamayı Beyaz Bayrak projemizle önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabii biraz önce başkan sordu onu ne yaptınız diye. Örgütlenmenin önünde bir yönetmelik engeli var. Özellikle iş barışını bozan, daha çok işverenlerin, örgütlenmeye karşı olan işverenlerin örgütlenmeyi engelleyen bir yönetmelik. O değişiklik hazırlığını tamamladım. Sizlerin onayına göndereceğim. Çünkü biz burada birlikte çalışıyoruz. Sosyal ortaklarımızla birlikte, işçi ve işveren sendikalarımızla birlikte çalışıyoruz. Sizin onayınızla geçtikten sonra, sizinle mutabakat sağladıktan sonra üzerinde birlikte oturup konuşacağız ve yayınlayacağız. Dolayısıyla örgütlenme önündeki engellerden birini de ortadan kaldıracağız. Tabii esas büyük sorunu çözemedik. Esas büyük sorun bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendikalar kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onda da bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademik kurul kurdum. Sizin de bir akademik çalışmanız olduğunu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçiririz. Değerli kardeşlerim, değerli emekçilerim, değerli metal işçilerim, Türkiye büyük bir ülkenin adıdır. Türkiye sadece 85 milyonluk bir ülke değil, büyük bir tarihin üzerinde duran bir ülkedir. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de İktisat Kongresi'ne referans verilen bir toplantı yapıldı ve o toplantıda bir Türkiye düşmanı Mustafa Kemal'in birinci İktisat Kongresi'ni yapan Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün hatırasına da saygısızlık yaparak 100 yıllık cumhuriyeti bitireceğiz dedi. Onlara buradan şunu sesliyorum. Cumhuriyetin 100. yılındayız. 100. yılını kutlamaya hazırlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce yıl yaşayacak.
Başta Amerika olmak üzere batılı küresel güç merkezlerinin, istihbarat örgütlerinin desteğiyle Türkiye'ye karşı kirli bir mücadele yürüten cinayet örgütünün hiçbir mensubu, onun hiçbir sözcüsü Türkiye Cumhuriyeti'ne laf söyleme haddine sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün de sözüyle ilelebet var olmaya devam edecek. Sizin gibi hadsizlerin varlığını bile kimse hatırlamayacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Değerli emekçiler, sevgili metal işçileri, biz yürüyüşümüze devam edeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz. Birlikte başaracağız. Şuna inanalım ki Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Türkiye bugün küresel sistemin baskısı altında her şeye karşı yürüyüşüne devam edecektir. Cumhuriyetle ilerleyerek devam edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.